Şimdi... Tamam, bu ekiyor, tamam. Güzel. Evet, iyi. Yulaf ekiyoruz abi. Kasada yani ekicinin içindeki tohum ne kadar daha gider bilmiyorum da. Şu anda binlerde, %18'deyiz ama yani bu hariç 4 arazi daha var. Eker mi hepsini? Bakacağız, göreceğiz. Kullanım hızına bir bakayım. Abi makinelerin, traktörün ve arkadaki cihazın sağlığı ne kadar yüksek olursa cihazlar o kadar iyi çalışıyor ve mahsul de ona göre galiba şey çıkıyor, bol çıkıyor. Onu anladım ben şu an. Abi burayı ekti zaten lan. Vallahi hızlı ekiyor ha. Orta traktör iyidir. Bir tane küçük traktörümüz var, Fendt. O da yakında paramız olduğu zaman onu da satar, orta traktör alırız yine. Peki benim aldığım orta traktörlerin biri Case, biri New Holland. 112 Case'in farklı bir modeli var. 145 beygir bu da. %75 beygir yapabiliyorsun bu aleti de. Steyr var 145 beygire. Direkt bir motor kurulumu 175 beygir. Kaç para? 117. Bu daha ucuza geliyor bak. Bu da 175 beygir oluyor ama 117 bine geliyor bunun fiyatı. Bununki beygirde 127 bin veriyorum buna. Bunu alırsam bir tane 117 bin. Aynı gücü alabiliyorum. Bunu Steyr iyidir. 117 bin euroya Steyr alacağız bir tane. Yani Case aldık zaten. Sonra yavaş yavaş yükseltmeye devam edeceğiz. John Deere, Mon Deere, Stara var burada güzel bir tane. Aslında Stara ucuz lan, 110 bin diyor buna, bir dakika. Yani önüne bir şey takamıyorum ama iki tane şey, önüne takılabilen traktörüm var. Bunun önüne bir halt takamıyorsun ama bunun motorunu da güçlendiremiyorsun. 180 beygirlik bir makine bu. 110'a bunu alabilirim bak, Stara. Bir Steyr, bir Stara alabilirim. Sonrasında John Deere'a bakarız. Yani bu John Deere da fena bir makineye benzemiyor. Motor kurulumu 153, 164, 142, 164 beygire çıkarttığımda 130 bin oluyor. Çok da mantıklı değil. Şu Steyr'la Stara mantıklı aletler, alabileceğimiz cihazlar içerisinde bulunuyorlar. Şimdi buranın ekme işi bitti. Şimdi buradan çıkıyorum. Bak dolduramıyorum. Abi dolduramıyorum ya. Şurayı da ekelim.
Yürü bakalım. Yani tam bilmiyorum neden dolduramadığımı ama çözeceğiz. Niye doldurmuyor acaba ya? Lan ben bu işten ciddi zarar ettim ya. Doldursam ben oradan nasıl alacağımı bilmiyorum ama çözeceğiz bir şekilde. Bunu unutuyorum ya. Şimdi şu aletlerin ekim işlerinde sıkıntı yaşamayalım da. Ne 600 küsür. Benim içinde kalanla bir arazi daha ekebilir mi, ekemez mi? Ek bakalım orayı da. Gayet iyi ekiyor şu anda.
benim anlamadığım bu ekim cihazlarıyla ilgili bir sorun değil de yani yükleme vagonundan ben niye dolduramıyorum abi bunu? Bir de burayı doldurdum. Niye dolduramıyorum aga ben bunu? Denk getirmen lazım. Hay ananı. Şimdi hayvan çiftliğine bunu götürüp bırakacağız. Ya abi, yüke binince bu da tır da hiç gitmiyor be. Zaten arızaya girmiş, yarı canı gitmiş makinenin. Thank you.
Arbat'ın 50 ile gidiyoruz abi. Güzel. Yani tırmanmada da biraz zorlanıyor galiba. Hadi doldur. Yani bana sorarsan bir sıkıntı görünmüyor. %14'te daha tarla. Oho. Giderken 50 ile dönerken 80 ile dönüyorum abi. Yani tarlaların ortalarından yardır yardır gidiyoruz hocam. İyi yetiştin yani orada bir şey. Komple zarar etmekten iyidir abi. Yani yürü çocuğum, yürü evladım. Hadi ek bakalım.
Yani bu küçücük kasaba aletle kocaman arazi yapmak bir eziyet amına koyayım ya. Buranın da yulaf ekimi bitmek üzere. Şu küçük traktörlerdeki böhürer vardı, böhürer. Bak bu 39 bin. Ne oldu? 25 bin. 22 bin. 8 bin. O bizim kasayı taşısın diye 8 binlik aletlerden alırız abi. Bunlardan bir tane alırız. Bunu kasayı da o çekmez ya. Tat 60 beygir. 90 beygir. 45 bin. Pahalı. Bak 35 bin, 88 beygir, 35 bin istiyor. Olabilir mi? Yani bence olur. ...22.000, 47 beygir, 18.000, 45 beygir. Şunlar çeker mi o malı bilmiyorum ama 21'lik kasayı bir tane küçük traktör alacağız abi. 10 bine, 20 bine küçük bu hurdalardan. O sadece o yeşil kasayla takılacak orada. Hatta suyunu çıkarıp mibizer. Bak şu. Kaç metre? 3 metre. Bir de bundan alacaksın. Bir bundan alacaksın, bir de traktör alacaksın. 2 tane. O 3 tane küçük arsayı takılsın orada onlar. Bu ekiyor, bu kasası. Yuh. Aa işte 138 bin istiyor bunu, 12 metre. Benim lenkenim kaç para? 107 bin, bu da 12 metre.
Yani bunlar gübreleme de yapıyor. Ben gübreleme yapan cihaz istemiyorum ki abi. Sonuçta işimize yarayacak malzeme var abi burada. Evet. Ek yuvasını %81 de. Sen ek. Şu kasayı bir alalım hemen. Bayağı sağlam gübrelemeyi de yapıyoruz abi. Bu bizim gübre tankı da bozuldu ha.
Bakım onların işleri biraz uzun sürüyor ama. Bu orayı yapsın. Bu da buranın ekimini bitirmek üzere zaten. Son tarlaya geçecek. Şimdi bir dakika şurayı bir aç bakayım. Bak bunlar sürülmesi gerekir işaretine çıktı. Yani değişiyor abi bence. Farklı farklı bak sürülmesi gerekir diyor, çıkıyor, geliyor. Çözeceğiz, çözeceğiz. Hepsini çözeceğiz abicim. Bu biç. Biçmeye devam. Olmadı. Hadi oğlum boşalt şunu ha. Yani biçer bir tur daha boşalttığında. Evet. Yürü bakalım. Ek. Son arazi ekiliyor. Tarık abinin Asım var abisi. Şimdi kendi kendime konuşuyorum. İyice çıldırdım. Of, kanka gelecek birazdan dur. Neyse bazı işler kaldı şurada onları bitireyim de. Öyle bitireyim.
yayını. %80. Bir tarafını yırtıyor yine. Şimdi kamyon fullenecek zaten. Aletin tamirhanesiyle de ben uğraşacak değilim yani. Nesne ödünç alıyoruz ama herifler yani. Altmış dört, 66. Ya işte yüklü olduğumuz zaman bu kamyonla gidemiyoruz abi. Bir yerlerini yırtıyor alet. Abi trene denk geldim, boka sardı şimdi ya. Oho.
%23'ü. ...82-83. Hadi oğlum, hadi. Şimdi bir dakika. Yulafınızı ettiniz. Ya bu traktörün çok bir masrafı yok ama yine de bir sohu. Abi. Kasa dolduralım, kasa dolduralım. Bunu götüreyim, park edeyim. Ben öteki makineyi gübrelemeye yapalım, başlatalım. Öbür gün ben bu lemkeni satarım. Yardır.
Evet değerli arkadaşlar, güzel gidiyor bu arsa işi. Burası tamam zaten, ekme işini bitirdik. Bu tarlayı bitireceğiz, buradan biraz para gelsin, para lazım. Şimdi değerli arkadaşlar, ben yayını burada sonlandırıyorum. Yeniden yayın açtığımızda bu araziye devam edeceğiz, burayı bitireceğiz. Sonra o tarlayı almaya çalışacağım, umarım paramız yeter. Yeni bir yayında tekrar görüşürüz inşallah değerli arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Cümleten Allah'a emanet olun arkadaşlar. Haydi görüşürüz.